Tamam değil mi? Buyurun Barış Bey. Barış amcim ben. Annenim merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Yüzünüz gülüyor bu arada. Tatil yapıyorum, nasıl girmezsin? Yoğun bir yoğun bir sen temposundan sonra. Evet, 58 hafta. Evet, maşallah. Ya, yoğunluğun 58 haftada belki böyle bir 15 gün falan boşluk. Bir yoğunluğundan çıktım o yüzden. Güzel, yani eğlenceli. Tatil başladı, devam edecek misiniz yoksa... Yani bir süre tatil yapmayı düşünüyorum çünkü işte bir 6 gün Maldivler yaptım. Onun öncesinde yıllar 7 sene aralıksız çalışıyorum. Evet. Bir iki haftalık tatillerim oldu. O yüzden bu sefer böyle bir iki ay bir dinleneyim istiyorum. Şimdi bir proje falan kabul etmişsiniz anladığım kafelerle değil mi? Çok güzel bir şey olsa ben hayatta durmam. Hani böyle çok ben bunu yapmalıyım dediğim bir şey olsa durmam. Ama öyle bir şey gelmedi henüz. Var mı böyle kafanızda böyle bir hani şöyle yok, bir şey? Yok aslında. Ne oynamak istersiniz mesela? Yani... Hani var mı böyle kendinize yakın hissettiğiniz, olabilir dediğiniz? Daha böyle aksana yakın bir şey isterim. Öyle mi? Evet. Çünkü özlediğim bir karakterim var. Halka dizisinde Müjde karakterimi çok özledim. Öyle bir şey isterim. Ona yakın, aksana yakın bir karakter. Süper olur. Peki oynamam dediğiniz bir karakter var mı ya da rol? Çünkü hani birçoğunun takıntısı var bu tarz şeylere. Oyunculuk öyle bir şey değil yeşil, bence. Yeşil cam zamanında var işte Türkan Şoray kanunları. Yani Türkan Şoray olsa evet kanun koyarım ama yok yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım böyle hani oynamaya doyamadığım sahneler de gelir. Gelir. Bu arada şeyleri soracağım, ikili görüntüleri soracağım. Herkes çok beğendi. Çok spor yapıyorsunuz belli. Yapıyorum, koruyorum. Yani çok spor yapıyorum. Yeme içmeye çok dikkat ediyoruz anladığım çok kadarıyla. Çok dikkat etmiyorum yeme içmeye. Sadece günlük sporumu yaparsam, akşam yemezsem sorun yok. Günde ne kadar spor yapıyorsunuz? Bir saat. Bir saat. Evet, bir saat her gün yapacak diye bir şey yok. Her gün yapamıyor insan yani düzeninde. Hele çalışırken hiç yapamıyorsun. Ama en azından 3 gün, 1 saat yapınca koruyorum. Koruyorsunuz. Evet. Ki ben akşam yiyen de bir insanım. Evet. Hani yemek ayrımımız falan da yok anladığım kadarıyla değil mi? Her şeyi yiyorsunuz. Her şeyi yerim. Spor hocanız falan değil mi onu sorsak? Kendileri çünkü çok spor yapıyor. Zundan Selin diye bir kadına çalışıyorum. Çok tatlı. Bir de Barış diye biri çalışıyorum, o da çok tatlı. Geçen bir soru sormuşlar ya, kaslı erkek olan siz değil misiniz ya? Ne diyeyim? Hala ne diyeyim ama diyorum. Ama Kerem Bey yani. Çok çalışıyor galiba anladığım kadarıyla. O da çok spor yapıyor evet. Evet. Size de şey olmadı mı? Hani şimdi onu böyle sürekli hani hande gidelim spora falan. Ben zaten çok spor yapan biriyim. Yani yıllardır spor yapan biriyim. Hani kimsenin etkisiyle spor yapmıyorum. Yok, o içinden yani, gelen bir şey. Zaten yapıyorsunuz da muhakkak başım çok sevdiği için hani sürekli. Ya biz çok çalışıyoruz ve evet. Çok setteyken aslında vakit olmuyor. Onun da vakti benim kadar, benim de vaktim onun kadar. Yani o yüzden birbirimizi motive edecek durumumuz yok set dışında. Siz şimdi yalnızsınız. Kerem Bey İstanbul'da galiba. Evet o çalışıyor. Ha çalışıyor. İş bitti ama başka bir evet, şey mi? Evet o reklamlar falan çekiyor. Ha reklam falan. Evet. Hay dedim yeni bir proje falan mı oldu acaba hemen biter bitmez? Ona sorun. Ben çok bilmiyorum ona sorun. Kerem Bey hani bir tatil düşünüyor musunuz? Çünkü ben ablamlarla bir tatil düşünüyorum. Çünkü tüm maviyi kısa bir yapıldı ablanızla bildiğimiz evet. Kadarıyla. Ama yani mavi doğduğundan beri ben çalışıyorum. O yüzden de onlarla bir dönem. Bir hafta, iki hafta onlarla vakit geçirmek istiyorum. Gerçi ablanız söyledi, dedi ki bir daha dedi çocukla tekne mi aman falan filan diye. Evet, değil çok mi? Zor bir şeymiş. Evet, tekne de. Ki hani her anne anlar, çocuk yürüyemiyor teknede. Evet. Yürüyemediği için enerjisini atamıyor falan çok zor bir şey. O yüzden tekne zor. Size katılacak o zaman maviyle. Evet, belki başka bir yere, başka bir zaman. Belki bir iki hafta sonra. Yine buralarda ya da başka bir yerde. Yine karşılaşacağız yani. Var mı başka bir soru? Kaldık bugün vallahi. Eğitim açıklaması olmuştu. Eğitim alacaktınız. Evet. Yurt dışı mı olacak, yurt dışı mı? Ya Londra'ya gidiyorum ya Amerika'ya gidiyorum. Şu an net değil. Okul araştırıyoruz. 15 Eylül gibi netleşecek. Ona göre zaten size de söyleriz. Peki dijital platformlar hiç düşünüyor musunuz? Hep böyle ben isterim. De... Çok dijital isterim tabii ki. Yani dijital proje kim istemez? Yani işi doya doya yapıyorsun. Başlayacağın zaman belli. Karakterin önü sonu her şey belli. Dijital isterim. Ama henüz böyle hani yeni bittiği işim. O yüzden okuduğum bir şey yok dijitalde de. Ayrım yapar mısınız? Hani dijitalle normal setler süreleri daha farklı ya mesela. Kendinize daha çok zaman ayırırsınız. Öbür türlü olsa. Evet daha ama mı? Şöyle yani televizyon çok daha başka bir şey. Dijital başka bir şey. Ben hiç yapmadım. Bilmiyorum. Hem de çok da gurur duyuyorum böyle bir şey başladığımız için. Ama televizyon ne bileyim çok güzel bir iş gelse ben yine 24 saat sette olmayı okeyim. Sadece yeter ki o senaryo, o karakter böyle oynamak için sabırsızlandığım bir karakter olsun. Anladım. Var mı başka bir peki, şey? Çok heyecanlandım. Sen çal, çal kapımı sizce ne kattı size tam olarak? Sen çal kattı bana diyorsunuz. Çok güzel bir ekip kattı öncelikle. Evet. Harika bir yönetmen, harika bir yapımcı, harika bir partner, arkadaşlar. Yani o ekibi
size tarif edemem. Gerçekten keşke herkes böyle bir ekipte çalışsa. Herkes birbirine çok tatlı, herkes işinde çok iyi. O yüzden ben hani 58 haftamı nasıl yani ne ara bitti falan olduk biz. Öyle bir şey kattı ve Eda bana çok şey kattı tabii ki. Yani gülmeyi çok özlediğim bir dönemde gelmişti. Ben de doya doya gülüyorum hala. Zaten sosyal medyada da ekip hakikaten yani. Evet, o videolar mı videolar mı? En son videolar hani Eda'da. Evet. Bayağı. Ağlaşma olmuştur o zaman. Ağladık, evet. Hele ki bana altın ucu bir sarıldı. Ben orada bir gittim. Ama herkes böyle çok gözyaşları içinde. Çok tatlı böyle. Veda demiyorum çünkü bir veda değil. Çok küçük bir dünyadayız sonuçta. Evet. Hepimiz biliyorsa çok küçük evet, piyasa. Evet. Herkes birbiriyle karşılaşıyor. Ama böyle bir işin bitişi bizim için tabii ki üzücü oldu. Bir de şey dikkatimi çekti. Çocuklarla çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok seviyorum. Evet, çok çok iyi anlaşıyorsunuz. Geçen günde fotoğraflar yansıdı ya. Taş evet. Sektirme. Taş sektirme. Evet, evet, evet. Çünkü bot onlarla beraber burger yapma sözüm vardı. O sözü yapamayınca da geldi. Taş sektirelim oldu. O yüzden. Ama ben çocuk seviyorum. Kim sevmez ya? Tabii. Hani hepimiz çocuktuk o yüzden. Hani... Sinema filmi bir şey yok galiba değil mi? Yok. Gene. Henüz hiçbir şey yok. Sadece dinliyorsunuz. Evet. Daha iki gün oldu arkadaşlar. İkinci gündeyim. Sizlerde çok hani görmeye alıştığımız için hani hemen yeni bir şey. Teşekkür ederim ama işte ben de bu sefer belki birazcık uzaklaşıp kendime döneyim, eğitim alayım, kendim geliştireyim. Öyle bir süreçteyim. Peki süper. Var mı başka bir şey? Çok yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok sağ olun. Ederim. İyi tatil. Gerçekten çok tatlıydınız. Çok sağ olun. Al detayı. Bugün çok heyecanlandım. Ben çok heyecanlandım.